Merhaba. Herkese iyi bir hafta sonu dileyerek programa başlıyoruz. İlk haberim, Grammy aday olan ilk Türk sanatçısı Esin Aydıngöz. Büyük bir başarı kazandı. Altın Küre'den sonra dijital platformlarda Wednesday dizisinin müzikleriyle aday oldu. Reklamcıların en çok kabul ettiği renk Pantone, her yıl otoritesi olduğu yılın rengi konusunda bu yıl şeftali tüyü rengi Peach Fuzz diye geçiyor. Şefkat, sıcaklık ve insan deneyimini simgeliyormuş. Efendim, futbola geçeceğiz. Bugün de konumuz futbol. İki takımımız Avrupa'da devam ediyor. Biri dün akşam Fenerbahçe Konferans Ligi'nde şampiyon olup gruplara kaldı. Diğeri de Galatasaray UEFA Kupası'na devam edecek. Gelelim en önemli futbol haberine. Futbol diyoruz, marka değeri diyoruz, Türkiye'nin tanıtımı diyoruz. Bu tanıtım bir yumruk aldı. Hem de FIFA kokartlı hakemimiz Umut Meler'e. Kınıyoruz Umut Meler'e, sağlıklı nice maçlar dileyerek programa geçiyorum. Efendim, bugün neredeyse yarım asrı yaklaşan yatırım finansmanın kurumsal iletişim direktörü Doktor Barış Esen, zaten yabancımız değil. B612 Works ajans başkanı ve kreatif direktörü Feyzi Karaer. Merhabalar. Yönetmenimiz Burcu Matur. Merhaba. Merhaba. Çok anlamlı bir kampanya, çok insanlara dokunan bir kampanya, hakikaten 11'i kapsayan deprem hepimizi derinden üzmüştü. Siz de bu olaya çok ince ve naif bir şekilde değindiniz. Ama öncelikle yatırım finansman öyküsüyle başlayalım. Ender abi, öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Burada olmak, yeniden bu stüdyoda olmak bir yılın ardından benim için mutluluk verici. Aynı zamanda böyle heyecan verici. Biz tabii 13 yıl ben bu kanalın kuruluşundan itibaren burada görev yaptım. Böyle 5 dakika kala gelip yayına girip çok rahat bir şekilde sunardım ama şu masanın diğer tarafında olunca hafif bir heyecanda olmadı değil. Ama bütün burada dostlarımı, arkadaşlarımı, hani ulaştırma girişten itibaren güvenliğinden sizleri gördüğüme çok mutluyum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yeniden hani evimdeyim, öyle hoş söyleyeyim. Geldin. Çok teşekkürler. Yatırım finansman işte yaklaşık bir yıl oluyor benim. Kurumsal iletişim direktörlüğü tarafındayım. 1976'da kuruldu. Türkiye İş Bankası ve TSKB kuruluşu, iştiraki. Ve işte yaklaşık yarım asra yaklaşıyor. 47. yılını bu sene kutluyoruz. Diğer taraftan Türkiye'nin ilk aracı kurumu. O önemi var. Yani aslında ayrıştıran tarafı Türkiye'nin ilk aracı kurumu olması. Ve son dönemde biraz daha biz de iletişim çalışmalarını aslında farklı bir noktaya hep birlikte taşıyoruz. Hem yönetmenimiz hem ajansımızla birlikte. Hatay Spor fikri de
çok istediğimiz, çok içimize sinen, hakikaten bizi mutlu eden bir fikir olarak ortaya çıktı diyebilirim. Nasıl bir briefle ajansa başvurdunuz? Ender abi şöyle, şimdi tabii sene başında birçok ajansla, işte arkadaşlarımızla, kurumsal iletişim tarafında yöneticilerimizle planlarken bir dolu işte hedefler var, gerçekleştirmek istediğimiz projeler var. Ama maalesef işte 6 Şubat depremi, hepimize üzen, işte 11 ilimizde etkili olan deprem her şeyi değiştirdi. Hani bambaştan yeni bir sayfa açmamızı gerektirdi. Bir kez daha ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgeye geçmiş olsun. Bir an önce toparlanır umarım. İnşallah. Biz içeride konuşurken aslında önce Hatay spor fikri gelişmedi. Dedik ki bir spor, tabii futbol, spor, finans dünyası iç içe ve hani hedef kitle de çok benzer aslında. Bir acaba bir futbol sponsorluğu olabilir mi, nasıl olabilir diye konuşurken Süper Lig'e yeni çıkan takımlarımızı da aslında bir konuştuk ettik ama içeride arkadaşlarına bir Hatay spor önerisi geldi. Daha sonra hakikaten çok içimize sindi. Hatay sporlu yetkililere ulaşmaya çalıştık. Tabii bu destek işleri biraz da kendiliğinden gelişiyor. Ve short bölümünde Hatay Spor'un bir boşluk olduğunu söylediler bize. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim için Hatay Spor'un yanında olmak önemliydi. Hatay'ın yanında olmak önemliydi. Short'ta olmuşuz. Çorapta olmuşuz, göğüste olmuşuz. Hiç önemli değil. Ve hızlı bir şekilde hemen onayı aldık içeride ve Hatay Spor'la işbirliğine, Hatay Spor'un yanında olma hedefiyle bu işe başladık. Bizim için yatırım finansman olarak bundan hani bir gelir hedefi, işte bir tanınırlık, bilinirlik falan gibi bir hedef aslında yoktu. Tamamen aslında motivasyonumuz deprem sonrası biz ne yapabiliriz, nasıl yanında olabiliriz? Bu anlamda Hatay Spor briefini ajansımızla birlikte konuştuk. Tabii çok hassas bir konu. Yani bunun üstünden böyle bir ajitasyon vesaire gibi yapmadan ama Hatay'ın da yanında olduğumuzu göstererek ve bir umut filmi olmasını istedik. Zaten mottomuzda umutlar yeniden yeşeriyor ve ajansımıza başvurduk. Sağ olsun çok güzel bir fikirle bize geldiler. Evet. Umutlar nasıl yeşerdi? Yani aslında şunu şöyle baştan şöyle özetleyeyim, biz uzun yıllardır yatırım finansmanla aslında çalışıyoruz ve birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Yani bir aracı kurumun böyle bir projeye imza atması bence çok değerli bir tavır. Biz senenin ilk çeyreğinde bir araya geldiğimizde aslında bir seneyi planlayarak ne tür projeler yapmamız gerektiğini konuştuk ve birçok projeyi de bu yıl hayata geçirdik Barış Bey'in dediği gibi. Ama Hatay Spor çok özel bir projeydi bizim için. Biz ilk çeyrekte konuştuğumuz toplantıda biraz kalbe dokunan işler de yapmamız gerektiğini konuşuyorduk. Üstüne de bu acı olay gerçekleşince böyle bir projeye başlamak hepimizi çok heyecanlandırdı. Barış Bey'in dediği gibi biz bu projeye bir sponsorluk projesi olarak bakmadık. Bizim için bir sorumluluk projesiydi gerçekten bu. Umut, motivasyon, evet, bölgeye, halka, taraftara. Kesinlikle. Bir de yani ülkemizde gündem sürekli değişiyor ve her şeyi çok çabuk unutmak zorunda kalıyoruz. Oranın sürekli hatırlanması gerekiyor diye düşündük. Brief'i zaten biz beraber oluşturduk. Bu klasik reklam ajansı müşteri brieflemesi olmadı aslında aramızda. Biz brief'i beraber oluşturduk ve bu işin bir umut filmi olmasını gerçekten çok istedik. Çünkü deprem olduktan sonra da aslında toplumumuzun şu reaksiyonu çok keyifli, umut verici bizim için. Herkes işini gücünü bıraktı, markalar, kurumlar, bireysel olarak. Herkes elini taşın altına koydu ve bir şeyler yaptı. Biz de o yüzden de o insanlar benim için, herkes için kahraman. Yani bu biz de bir... Onları da onuru edecek bir şeyler yapmak istedik. O yüzden de aslında bu projede Volkan Hoca'nın da olması, depremi de yaşamış olması ve bu sorumluluktan kaçmaması da kahramanca bir tavırdı. O yüzden böyle bir hikaye, gerçekçi, naif dediğiniz gibi bir hikaye yaratmak istedik ve çalışmaya başladık. İlk çalışmaya başladığımızda ilk iki gün kendimize gelemedik çünkü geçmişe gittik. Volkan Hoca'nın verdiği röportajlara baktık. O dönemi tekrardan yaşamaya başlayınca küçük bir es verdik hatta kreatif ekip olarak. O esten sonra
Logo ilham kaynağı mı? Logo ilham kaynağından bir tanesi oldu. Bir de Volkan Hoca'yı araştırırken, Volkan Hoca'nın depremden sonra verdiği bir röportajda umudunuz varsa devam edebilirsiniz minvalinde söylediği bir söz aslında bizi harekete geçirdi. Bir de biz bunu nasıl daha büyütebiliriz diye düşünürken Hatayspor'un logosundaki armasındaki defne yaprağı bizim için bir çıkış noktası oldu. Biz umutları yeniden yeşertmek için bu amblemden, formdan yola çıkarak bir şey düşünmeye başladık ve bu acılardan sebep dökülen çok gözyaşı var. Bir başarı hikayesinin etrafında bu sefer bir başarı hikayesinden sonra dökülen aslında sevinç gözyaşlarını bir can suyu gibi kullanarak tekrardan defne yaprağını yeşertmek istedik. Ve sahici bir film yapmak istedik. O yüzden özel bir platform olması gerekiyor. Bir aracı kurumu organik bir şekilde projenin içine dahil etmek biraz zordu. Özel bir de yönetmen lazım. Evet, özel bir yönetmen lazımdı. Ve tam nokta atışı oldu. Burcu Hanım'la tanıştık. Projemizi, senaryomuzu kendisine anlattığımızda o da en az bizim kadar hissetti ve projede çok güzel katkıları oldu. Beraber umutları yeşertecek bir film ortaya çıkardık. Biz o anlamda çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Geri dönüşler de öyle. Çok sahici dönüşler aldık. O yüzden ben kendi adıma çok mutluyum böyle bir proje imza attığımız için. Şimdi filme geçmeden iki kelam da senden alalım. Böyle bir proje gelince nasıl bir duyguyla başladın? Aslında şöyle oldu. Senaryo ilk geldi. Yani senaryonun başlığıyla beraber yani bütün o sürece hep bütün ülke hatta dünyaya yayıldı bu acı. Çok şey oldum böyle hani bu bir bu acıyı sağaltmak için çok güzel bir fırsat diye düşündüm. Ve senaryoyu okuduğumda da şey beni çok etkiledi. Ajite bir bakış açısının olmuyor olması beni çok etkiledi. Çünkü bu tür şeyleri hem markalar hem ajanslar çok güzel kullanabiliyorlardı aslında. Ama burada tam tersi bir umut hikayesi var. Yani bütün bu acılardan biz ne çıkartabiliriz ve hedefimiz ne bakış açısı beni çok heyecanlandırdı. Futbol zaten benim çok sevdiğim bir alan. Daha önce de çok fazla futbol filmi yaptım. Hasta bir Beşiktaşlıyım falan böyle hani öyle bir geçmişim var. O yüzden böyle hani uzak olduğum bir konu da değil. Ama asıl hikaye yatırım finansmanla beraber organik bir şekilde aslında bir Hatay Spor taraftarının bir maçı izlerkenki anını alıp aslında bunu bu depremin dışında bir yerde de izlediğiniz zaman kahramanca bir mücadele veriliyor ve o mücadelenin sonucunda da bir başarı, bir sevinç var. Yani filmi bundan bağımsız olarak seyrettiğinizde de bir futbol film seyrediyor duygusu var aslında. Ama bu iki fikir birleştiği noktada evet ya biz ayağa kalkabiliriz, biz bunu başarabiliriz. Çok önemliydi. Çekimler de o anlamda tüm ekibin, yani bu çok enteresan bir deneyimdi bizim için. İstersen bir filmi izleyelim. Olur. Dilara'cığım. Bundan böyle gözyaşlarımızın sadece sevinç gözyaşları olması için, umutlarımızın bordo beyaz formalarda yeniden yeşermesi için Atakaş Hatay Spor'un yanındayız. Umutlar yeniden yeşeriyor. Evet. Öncelikle içinize sindi mi ve geri dönüşler nasıl oldu? Ender abi şimdi yani o kadar çok içimize sindi ki hatta bize bir örneğini gösterdi mi Burcu Hanım bir toplantımızda? Bir demo film. Bir demo film gösterdi bize. Ya bir an önce filmi hani çekip izleme isteği bende oluştu. O kadar hakikaten güzel formüle edilmişti ki
Burcu Hanım'ın çok katkısı var filme. Onu bir kere söyleyeyim. Feyzi Beylerin kreatif yaklaşımına. Yani filmde aslında 28 saniyemiz var. Süremiz çok kısa ama her bir karenin bir anlamı var. O hani ayağa kalkış, futbolcunun bacaklarına tutarak ayağa kalkışı, işte omzuna dokunması. Bunlar işte yani markayı biz asla öne çıkarmak istemedik bir kere filmde. Evet. Hani görünecekse bir yerde işte duvarda görünsün arması yeter dedik. Volkan Hoca'nın filmde olması bizim için gerçekten büyük bir mutluluk. Hep söylüyorum, ben de iyi bir Galatasaraylıyım. Ender abi de iyi bir Galatasaraylıdır. Çoğu kimse de bilir. Şimdi Volkan Demirel Fenerbahçeli, çok iyi bir Fenerbahçeli. Aslında çok da sıcak değildik öncesinde malum. Ama hakikaten çok karakterli, muhteşem bir kişilik biz tanıdık Volkan Demirel'le çok birlikte. Çok farklı davrandı. Bütün Türkiye'nin sevgisini kazandı. Çok mütevazi. Hani biz de geldi, saatlerce çekimi hep birlikte yardımcı oldu. Geri dönüşler de bizim için çok pozitif oldu. Çok fazla kişiye ulaştık. Ve hakikaten çok içimize sinen bir proje oldu. İşi ajite etmeden böyle vicdanımızı hakikaten çok mutlu eden bir projeyle aslında buluştuk. Peki, çekim nasıl geçti? Önemli anlar var mı? Şöyle, çekim çok keyifliydi. Dediğim gibi hem kamera arkasında çalışanlar... Stüdyoda mı çekildi? Büyük bir kısmını biz aslında real mekanda, Kemerburgaz'da çok güzel bir oranın tarihi kahvesi var. Orayı böyle Hatayspor'un lokali haline evet. dönüştürdük. Ve sonrasında da stüdyoda son sahnemiz olan Volkan Demirel ve futbolcularla var olan soyunma odası planını çektik. Biz daha çekime ilk başladığımız anda figürasyonla beraber, yani Hatayspor taraftarı olacak arkadaşlarımızla beraber ben önden bir konuşma yaptım. Herkesin orada varoluş sebebi, yani bu insanlar çok fazla reklamda oynamışlardır, bir sürü işte ne bileyim dizi, film gitmişlerdir, muhakkak bir sürü deneyimleri vardır ama o gün herkes için çok başka bir deneyimdi. Bir giriş konuşması yaptım ve neden buradayız ve bu filmin anlamı nedir'i biraz anlattım. Neredeyse ağlıyorlardı. Sonra herkes dedi ki Burcu biraz sakin. Ve çok güzel, motive bir ekip oldu orada. Biraz önce Barış Bey'in de değindiği aslında filmin içerisinde çok önemli detaylar vardı. Yani biz bir forma sponsorluğu yapıyoruz ve bir short da aslında logomuz var ve bunu filmin içerisinde nasıl göstereceğiz, nasıl var edeceğiz, özellikle de vurgulama derdimiz yok ama bir yandan da marka tarafında görünürlüğü söz konusu. Yani o forma öyle bir sahne ki mesela o gerçekten böyle hani böyle dizlerine dokunarak ayağa kalkma, aslında o Hatay'ın ayağa kalkma hali. Tabii, tabii, İşte tabii. Normalde baktığımızda bir böyle hani ceza sahasında gole doğru giden bir santrafor gördüğünüzde hep beraber böyle bir heyecanlanırsınız, o ona tutunur. Ama o onun omzunu tutma hali aslında bir destek, biz beraberiz'i gösterme hali. Yani futbol içerisinde... İki dakikamız var. Ah. O kadar hızlı. çok keyifli ve çok aslında marka, ajans, prodüksiyon hep beraber birlik olarak yapılmış bir iş. Aslında bu enerjinin de çok fazla yaptığımız işe yansıdığını düşünüyorum. Ben kendi adıma çok uzun süredir bu kadar keyif alarak ve sonucundan bu kadar mutlu olarak bir iş yapmamıştım. O yüzden çok kıymetli. Çok iyi. Bir şey soracağım. Bu çalışmayı hangi mecralarda uyarladınız? Biz bu çalışmayı ağırlıklı dijital mecralar, artı spor programları ve ekonomi programlarında kanallarında evet. yayınlandı. Dijitalde çok iyi reaksiyon aldık. Şu anda herhalde 14 milyona yakın bir şey etkileşimimiz var. Şeyde de kanallarda da 24 milyon gibi bir etkileşim yarattı. Ve organik bir şekilde
artıyor. Bu bizi çok memnun ediyor bu anlamda. Evet, organik bir şekilde dağıldı. O bizim için çok daha kıymetliydi. Yani insanlar bir markanın filmini değil, Hatay Spor'un Hatay'ın filmini, oradaki duyguyu sosyal medyada da paylaştılar. Bizim için aslında en çok mutlu eden tarafı bu. Orada ben Hatay'a da gittim. Yani biz yatırım finansman olarak depremden sonra Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile birlikte bir mobil oyun simülatörü tırı desteği verdik. 11 ilde 1,5 ay boyunca deprem bölgesindeki çocuklar o mobil oyun arabaları vardır. Tırın içerisinde bunlar vardı. Hatay'ı da dolayısıyla bu vesileyle görmüştüm. Gerçekten yani durum çok kötüydü o dönem. İnşallah ayağa kalkıyorlar. Bizim filmimiz böyle azıcık bir umut verdiyse, azıcık bir moral olduysa, zaten Hatay Spor'un ve Volkan Hoca'nın çok büyük bir umut olduğunu söylemek lazım. Bir motivasyon kaynağı. Biz de bir kenarında olduk. O yüzden çok mutluyuz. Vallahi ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok güzel bir işmiş. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Futbolda fair play diyoruz, saygı diyoruz, marka değeri diyoruz. Bunlara dikkat edin lütfen. Değerli bir endüstri, iyi bakmalıyız. Sert değil. Hepinize mutlu hafta sonları.